Şunu söylemem lazım. Amerikan medyasında yine geçtiğimiz gün bahsettiğim gibi yani üçüncü haber değilse dördüncü haber, dört değilse üç. O civarda görülüyor şu an için. Çünkü bunu Nisan ayında da görmüştük biz. Amerikalılar özellikle medyada İran büyük bir saldırı düzenleyecek diye şişirmiyor bunu. Hani birinci gündem haline getirmiyor. Geçen sefer de şöyle olmuştu. Saldırı gerçekleşirken son dakika yayınlarına geçmişti Amerikan medyası. Yine büyük ihtimal aynı taktiği izleyecekler. Tabi burada biz başkanın dün yaptığı açıklamayı biliyoruz. Mahkumlar Amerika'ya getirildiğinde Andrews hava üssünde, askeri hava üssünde şöyle bir şey söylemişti. Nasıl bir etkisi oldu bu suikastlerin deyince tabii ateşkese yardım etmedi dedi. ABD'nin en büyük derdi şu an Biden yönetiminin diyeyim ben daha doğrusu Joe Biden'ın. O ateşkese ulaşıp şimdi bu artık tamamen şeye döndü. Nasıl bir miras bırakacağım ben başkan olarak? Mesela bu üç tane mahkumu Rusya'dan getirmesi büyük bir zafer. Eğer bir türlü işte rehineleri de Hamas'ın elinden alabilirse, bir ateşkes sağlayabilirse giderayak, bunu da büyük bir zafer olarak yazacak. Ve bu Kamala Harris'e de bir zafer yazacak. Ondan dolayı aslında ateşkesin bir an önce sağlanmasını istiyor. Orada bir ayrım yapmak lazım. Yani hani çok mu umurunda Gazze'de öldürülecek ya da öldürülen siviller? Hayır. Ama burada daha çok artık iş siyasete de döndü ve seçim kampanyasına döndü. Ondan dolayı ben hep şuraya dikkat çekiyorum. Trump'la Netanyahu arasında bir kirli pazarlık yapıldı mı diye. Çünkü bu yaşanan iki suikast hemen Amerika'dan döndükten sonra yaşanan iki suikast, o dürzilere yapılan çok şüpheli saldırı, kim tarafından olduğunu bilemediğimiz, bunların hepsi Amerikan iç siyasetiyle de bağlantılı diye düşünüyorum. Yani buranın siyasetinden ayıramayız. Şimdi Beyaz Saray'ın yaptığı açıklama, dün yaptığı açıklama, yapılan intikam açıklamasını ciddiye alıyoruz. Çünkü bunu daha önce yaptılar, yine yapabilirler diyor. O zaman üst düzey yetkililerle konuştuğumda şöyle söylemişlerdi. Acil durum odasında toplanmıştık Beyaz Saray'da ve bir noktada saldırı ilk başladığında yüzlerce füze ve drone vardı. Bunların hepsinin indirilmesi gerektiği için bir gerginlik oluşmuştu. Gergin anlar yaşadık demişti. Nefesimizi tuttuk, gergin anlar yaşadık demişti. Bu sefer biraz daha ölçek olarak daha büyük olmasını bekliyor Amerikalılar. Ama yine savunacaklarını söylüyorlar. Burada şöyle bir tehlike var Biden yönetimi için. Bir de bu tarafını da değerlendirmek lazım. Amerika neden İsrail'in alabileceği zayiatı en aza indirmeye çalışıyor? Çünkü İsrail'e büyük bir zayiat verdirirse bu sefer İsrail İran'la savaşa giriyoruz ya da başka bir ülkede savaşa giriyoruz çağrılarında bulunacak. Amerika'yı da bu sefer içine çekecek. Tuhaf bir noktaya doğru çekiyor Netanyahu ABD'yi. Zaten Kongre'de yaptığı konuşmada da net duymuştuk biz onu. Ben sizin için savaşıyorum İran'la. Ben savaştığım için sizin postallarınız değmiyor diye. Bu noktada olabildiğince dediğim gibi zayiatı en aza indirmeye çalışacaklar Fulya. Evet. Bu arada şimdi bu şeye Peki. ilişkin muhtemelen bir görüntü yine dönüyor ama Lübnan sınırıyla ilgili dostlar yine siz bir bakarsınız. Teyit etmeden yayınlamayalım. Buyurun İsmet Bey. Yunus, peki Amerikalılar bir tarafta Ukrayna, bir tarafta Doğu Akdeniz'deki bu iş, bu Doğu Akdeniz'deki hesaplar sadece bununla da sınırlı gözükmüyor. Başka hesapları da var. Bir taraftan da Pasifik'te çabaları var. Peki bu üç cephede bu işi götürebileceklerine inanıyorlar mı yoksa yani nasıl götürecekler bu işi Çok özür cephede dilerim. en az Soruya silahlı güç cephede? ek yapayım. Hatta Yunus bir rapor çıktı galiba değil mi? Yani Amerika'nın cephaneleri aynı anda bu kadar savaşı götürmeye yetmiyor ve Amerika savaşa girse bile 4 haftada yeniliyor gibi bir rapor gibi bir şey gördüm ama var mı öyle bir Evet. şey? Evet. Şimdi zaten hani İsmet Özçelik seninle de sık sık konuştuğumuz konuların başında bu geliyor. İran'ın savaş istememesinin bir sebebi var. Çünkü İran bunun yıkıcı etkileri olacağını biliyor. Ekonomik anlamda, işte toplum anlamında bunu biliyor. ABD de bunu biliyor. Şimdi Ukrayna'ya 2,5 yıldır verdikleri destek Amerikan cephaneliklerini boşalttı. Bu da hani Özay Bey'in söylediğine bir yanıt olma maksadında söyleyeyim.
Hatta bunun için bizim ayağımıza gelip istediler. Hani ne olur gelin bize 155 milimetrelik top mühimmatı, üretim bantları kurun diye. Bunu biliyoruz. Özellikle Jeff Flake, Amerikan Büyükelçisi çok uğraşmıştı bunun için. Şimdi Amerikalılar Ukrayna'da ciddi anlamda azalttı cephaneliklerini. Hele Avrupalıların hali bundan daha kötü. O savaş ciddi yıpratıcıydı. Rusya'yı da şöyle yıprattı. O da bu sefer Kuzey Kore'ye dönmek zorunda kaldı. Kuzey Kore ile bir anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Yani baktığımızda bütün bu büyük güç diye gördüğümüz ülkeler sürekli bir savaş haline girdiğinde aslında o kadar da hazır olmadıklarını gördü. Hele hele Avrupa hiç hazır olmadığını, yani tam takır olduğunu gördüler. Bu noktada ABD'nin, hani biliyorum biraz böyle insanların şüpheci yaklaşması çok normal, çok doğal. Anlıyorum sebeplerini, şüpheci yaklaşmalarını. Ama ABD gerçekten burada İsrail tarafından bir savaşa sürüklenmek istemiyor. Çünkü burada bir savaşa sürüklenirse savaşacağı 3 tane cephe olacak yakın zamanda. Ukrayna'da zaten savaşıyor. Orası cephaneliklerini azaltıyor, ciddi bir para gönderiyor ve yetişmiyor üretim. Zaten Gazze olayı uluslararası anlamda ABD'yi yalnız bıraktı. Orada milyarlarca dolar her ay masrafını yapıyor. Destroyerleri, savaş gemisi, uçak gemisi, askeri, savaş uçağı, bunlar ciddi masraf. Bir de sizin daha bunların hepsinden daha fazla bir bölüm sonu canavarı Çin var. Onunla da uğraşacağınız zaman gelecek. Ondan dolayı burada İsrail'in İran'la yaratacağı bir savaşı istemiyorlar. Ama neden bu kadar yığınak yapıyor o zaman? Gökhan, attığım linki bir verebiliyor musunuz arkaya? Onu da... Buyurun Yunus, kusura bakma. Estağfurullah. Şimdi haklı bir soru. Bunun da sebebi şu. Şimdi savaş istemiyorlar ama çıkabilecek bir savaşa da hazırlıklı olmaları lazım. Şimdi geçen mesela saldırıyı düşünün. İsrail'in, belli ki Amerika'nın gelen açıklamalarından, İsrail'in o İran saldırısını kendi kendine, kendi haliyle tamamen durdurabilme yetisi yokmuş. Şimdi yok. Bunu İsrail'e ciddi bir zayiat verdiğini düşünün. Bu sefer İsrail sizin, tamam, politikalarda bazen değişiklikler olabilir, Netanyahu'yu sevmiyor olabilir bazı siyasiler, ama İsrail sizin orada ilelebet korumanız gereken bir ülke. Sizin ileri karakolunuz. Sizin oradaki bir anlamda maşanız. Ve burada ABD'nin çıkarları da var bölgede. Bunları korumak da hani böyle 1000 tane askerle yapılacak bir şey değil. Yığınağın sebebi o ve daha iyi savunma sağlayabilmek İsrail'e. Şu dediğimi hani iyi anlamak lazım. ABD savaşın yükselmesini istemiyor ama savaşı yükseltecek bir şey de İsrail'in çok büyük zarar görmesi. Ondan dolayı da zarar görmemesi için daha fazla yığınak yapıyor. Yani biraz böyle hani köpek kendi kuyruğunu kovalar ya, ondan sonra böyle bir topu haline gelir. Aynı öyle bir şey. Bütün ihtimaller birbirini zaten kilitliyor orada. Ama işte burada şöyle bir durum var aslında. ABD şimdi olası bir İran saldırısı durumunda, ki bekleniyor artık. Yani 13 Nisan'daki gibi ABD ve Batılı güçler bu olası saldırıda başarılı olamazlarsa ABD'nin düşeceği durumu da hesaplıyorlar mı acaba? Savunma başarılı olamazsa mı? Evet. Geçen sefer başarılı oldu. Zaten onun için... Yani onun için zaten bu kadar savunma. Bir de şunu söyleyeyim ben Eray Hocam. 3 tane Amerikan askeri öldü. Benim dürüstçe söyleyeyim, en çok savaşa gidiyoruz herhalde dediğim nokta o pazar sabahı, 29 Ocak mı 26 Ocak mıydı? O pazar sabahı kalktığımda 3 tane Amerikan askerinin Orta Doğu'da öldürüldüğü haberini görmemdi. Ama ona bile cevaplarını 5 gün bekletip 100 tane bomba attılar mesela. Amerika daha fazlasını yapabilirdi. İran'ı direkt sorumlu tutmuştu mesela Başkan Biden. İran'a saldırabilirdi. Hatırlayın, o zaman konuştuk. Acaba İran'a mı vuracak diye. Gitti Irak'ta, Suriye'de depoları vurdu. Yani burada karşılıklı aktörlerin ne kadar karizmaları çizilse de, kan kaybetse de, yani direkt olarak asker kaybetse de belli bir noktaya kadar çıkarabildiğini görüyoruz gerginliği. Çünkü buradan çıkacak bir topyekün savaş ciddi yıkıcı olacak bütün taraflar için. Bunun tek bir kazananı olmayacak. Birçok kaybedeni olacak. Aynen öyle. Yani ve şey, peki Yunus, şöyle düşünürsek şey ne? Çok özür dilerim İsmet Bey. İsrail'in yeterince silah yok diye bu cumhuriyetçiler hatta biraz da suçlamışlar Biden'ı, sen silah yollamıyorsun diye. Daha ne yollayacak acaba, evet, bilmiyorum ama o hikaye ne? O şu, şimdi bugün 48 tane cumhuriyetçi senatör, ki hepsi yapıyor bu zaten,
bir mektup yolladı Biden'a. Yine zehir zemberek, ama şunu söyleyeyim ben, bu bir seçim kampanyası. Onu da anlamak lazım. Yani cumhuriyetçi hepsi senatörlerin. İsrail düşmanısın sen. İsrail'e yeterince yardım etmiyorsun diye. Ki gerçek doğru. Hani Allah'tan korkun, daha ne yollasın Biden yani İsrail'e. Yollamadığı kalmadı. Hani şunu söylüyorlar. Yönetiminizin bu silah gecikmelerinin, yani silah sevkiyatlarının gecikmelerinin ortasında Hamas İsrail'e karşı savaşını sürdürmeye, Kızıldeniz'deki Husiler İsrail gemilerine saldırmaya ve Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki saldırılarına devam ediyor. Bu eylemler ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük müttefikinin hayatını ve güvenliğini tehlikeye atmakta ve İsrail'in güvenliğini daha da tehdit etmektedir. Sizi Kongre tarafından onaylanmış olan tüm silah ve mühimmatın İsrail'e acil teslimatını sağlamak için her türlü mevcut acil yetkiyi kullanmaya çağırıyoruz. Şimdi bahsettiğim de bu aslında. Diyor ki Hamas İsrail'e karşı savaşıyor, Kızıldeniz'de Husiler gemilere saldırıyor, Hizbullah da İsrail'e saldırıyor. Şimdi baktığında hakikat olarak doğru. Bunların yaşanması cumhuriyetçilerin de eline koz veriyor. Diyor ki üç koldan saldırıya uğruyor Orta Doğu'daki en büyük müttefikiniz. Ne bekliyorsun? Yollasana bütün silahları diyor. Onlar da kendi arasında bir iç siyaset yürütüyor. Dediğim gibi İsrail saldırganlaştıkça kendine saldırı geliyor. Kendine saldırı geldikçe Kongre'de desteği artıyor. Çok iyi ya. Bu şekilde ilerliyor yani. Yani evet, aslında masa hep kazanır oluyor ya. 13 Nisan tarihindeki olay aslında edin, tekrar ediyor gibi. Acele edin dememiş miydi? Acele edin. Tam duyamadım. Şey, orada şey karıştı, ses karıştı. Evet, öyle demişti Netanyahu Kongre'de. Daha hızlı yollayın, işi daha hızlı bitirelim. Kongre'de evet. Evet Yunus, şimdi çok özür diliyorum. Olayın maliyeti bir gecelik. Gökhan verebilecek misin İsmet hocam, bir saniye. Gökhan verebilecek misin? $1 milyar. Şu an o bölüm geçti ama. Neyse, bir İran TV'sine baktık da İran televizyonlarına, onu bir ekrana getirecektik. Çok böyle kanlı görüntüler paylaştılar. Nereden? Evet. Gazze'den. O şeydi, Gazze'ydi. Gazze mi? Çok fazla kanlı görüntüler vardı. O yüzden biraz çekindik. Haberler veriliyor da şu an. Baktık ne konuşuluyor diye İran televizyonunda. Şu an Gazze ve katliama dair ve Haniye suikastine dair haberler dönüyor, şu an veriliyor. Fulya, buyurun İsmet Hocam. Fulya, bir görüntü daha var. Şimdi tercüme ediyor arkadaşlar. Bir görüntü daha var. Tercüme ediyorlar. Biraz kırpılmış bir görüntü. Sosyal medyada dolaştırılıyorlar bir İran televizyondan. Önemli bir şey varsa bakacağız şimdi. Yani bir netleştirelim de ondan sonra. Çünkü bir sürü yani kırpılmış görüntü piyasaya sürülüyor. Doğru olmayabilir bazen. İran televizyonunda yayınlanan bir şey mi? Sormak istiyorum. Vallahi işte çok karmaşık olduğu için bir baktırıyoruz. Bir netleşelim. Yanlış bilgi vermeyelim. Tamam. Dinleyici, izleyicilerimize. Tamam. Yunus, şeydeki 13 Nisan'daki o gecenin maliyetini 2.3 milyar demişlerdi yanılmıyorsam. Yani Amerika'ya maliyeti o gecenin, evet, sadece. Şimdi karşımızda yani çok ciddi bir sıkıntı var. Bunun uzun sürmesi, tabii bunun bir de ondan sonraki maliyetleri var. Oralarda şey bulundurmanın öyle kolay değil. Ve Amerika'dan özellikle İran'ın saldırısıyla ilgili yapılan açıklamalarda yani şu çok net bir şekilde seziliyor. Yani İran 13 Nisan'da hedefleri vurmuş. Amerika bunu İsrail kabul etmese de, Amerika reddetmiş olsa da şu son açıklamalarda da bunun işaretlerini onlar da sanki itiraf ediyorlar. Biliyorsunuz Saddam'ın daha önceki Birinci Körfez Savaşı'ndaki füzelerini 30 yıl sonra açıkladılar vurduğunu ve kaç kişinin öldüğünü. Şimdi burada ciddi bir endişe Amerika'da yok mu? Yani bunun için mesela ne diyorlar? İşte efendim Katar'a gidiyorlar, İran'ı durdurun diye. Konuşun İran'la, durdurun bu saldırıyı, yanıt vermesinler falan diye. Yani oralardaki izlenimin bu çerçevede nasıl? İki yönlü bakmak lazım aslında buna İsmet Özçelik. Bir, ABD bunun ne kadar ciddiye aldığını söylerse o kadar çok, dediğim gibi, bölgeye asker yığabiliyor. Savaş gemisi yığabiliyor. Şunu hatırlatayım. 7 Ekim'den sonra
Amerika bölgeye iki tane uçak gemisi yolladığında ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı dedi. Ne işiniz var sizin burada ya dedi uçak gemileriyle, hatırlayın. Evet. Şimdi Amerika için ciddi anlamda bir bahane de yaratıyor. Ve oraya yerleştiler, onay oldu. Dile kolay. Yani nasıl geçtiğini bilemiyoruz. Zaman çabuk geçti ama 10 aydır ABD burada bir düzineden fazla savaş gemisi, uçak gemisi, yüzlerce savaş uçağı, on binlerce askeriyle burada. Şimdi Beyaz Saray çıkıp tabii ki de ya İran koftu, biz bunu ciddiye almıyoruz, bütün askerlerimizi de çekiyoruz demeyecek. Ondan dolayı bunlar ciddiye alıyoruz dedikçe onlara bir bahane sunuyor. Diğer yanında da, şimdi diğer tarafına çevirirsek bu argümanı, ABD'de direkt ben dinledim, yani ismini veremeyeceğim o üst düzey yetkilinin, ama cumartesiyi pazara bağlayan gece saldırı oldu. Ben de birkaç gazeteciye pazar sabahı briefing verdiler üst düzey yetkili. Dedi ki biz acil durum odasında Beyaz Saray'da çok gergin anlar yaşadık dedi. Şimdi onun sözleri benim değil, yalancı diyecek halim yok. Gergin anlar yaşadık dedi. Şimdi gerginliğin de sebebi şu. Şimdi şöyle düşünün, o savunma başarısız olursa ve çok ciddi bir hasar alırsa İsrail, bu sefer İsrail ben daha da büyük saldıracağım diye ortaya çıkacak ve kalkacak. ABD'de bu sefer bunu engelleme şansına mümkün olmayacak. Dün gelen açıklamalar, yani Biden-Netanyahu görüşmesinin şifreleriyle ilgili, Biden şunu sert olarak söylüyor. Ne kadar inanacağınız size kalmış tabii. Hani bunu hep söylediğini söylüyorlar. Çok sert bir şekilde daha da yükseltme, daha da fazla saldırı istemiyorum diyor. Ama Netanyahu bak ne kadar zarar verdiler, şehirlerimden dumanlar tutuyor, her yer yangın yeri dediği zaman Biden bu sefer bunu engelleyemeyecek. Yani hem bir söylediğim ilk tarafı var, hem de ikinci tarafı var. Bu iki şeyle birlikte okumak lazım diye düşünüyorum İsmet Özçelik. Bu arada... Yunus, evet. Tamam, siz tamamlayın Abdülkadir Bey. Biden bu kadar sert uyardıktan sonra Netanyahu daha Amerika'dan İsrail'e dönmeden aynı gece içerisinde suikastler yaşandı. Ya Netanyahu Biden'ı sabote ediyor, yani seni dikkate almıyorum diyor. Ya da sen ilk ben ondan eminim. Başında demiştin ya Amerika'nın Orta Doğu'daki, yani Amerika'nın Orta Doğu'daki maşası tam tersine İsrail'in Amerika maşası haline dönmüş durumda. Yani roller değişmiş gibi böyle bir durum söz konusu maalesef. Hı hı. Ama ben bir cümleyle söyleyeyim onu. Ona ben katılıyorum. Her ne kadar tabii çok karşıtı olan bir görüş olsa da Netanyahu bence Biden'la olan ilişkisinde ipi eline aldı uzun süredir. Yani parmağında oynattığını ben net olarak düşünüyorum. Çünkü en çok istifa çağrılarının geldiği dönemde ABD BM Güvenlik Konseyi'nde ilk kez veto etmeyip çekimser kalarak ateşkes kararının geçmesinde büyük rol oynamışken Netanyahu gitti Şam'da İsrail, İran'ın büyükelçiliğini vurdu. Misyonunu, diplomatik misyonunu vurdu. Bence bu tamam sen onu geçirebilirsin BM Güvenlik Konseyi'nde ama ben senden daha iyi bir stratejistim. Ben senden daha iyi bir taktisyenim hareketiydi. Ve o 3,5 aydır olanları gördük zaten, hepimiz yaşadık birebir. Ama şimdi burada ciddi bir çelişki yok mu Yunus? Yani en son Hamas liderinin Haniye'nin öldürülmesinde demin sen de söyledin. Yani ABD istihbaratının haberi ve dahli vardır diye öyle geçti. Yani şimdi burada... Ben onu hiç savunmadım. Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani buradaki kanaat Haniye'nin öldürülmesinde İran içine sızmış Mossad ve CIA casuslarının yardımıyla ya da desteğiyle ya da direkt onlar tarafından yapılmış olma ihtimali konuşuluyor. Öyle bile olmasa bile yani bu suikastten Amerikan istihbaratının, İsrail istihbaratının haberinin olmaması mümkün değil ki. Yapan zaten İsrail olduğu açık ve net ortada. Yani şunu demek istiyorum. Madem ABD savaşı büyütmek istemiyor, o zaman niye bu tür suikastlere izin veriyor? Yani bunu istese engelleyemez mi? Şimdi bu noktada olay o kadar... Hangi Amerika sorusunun derin... yanıtını bulmak lazım o zaman? Yani biraz da oraya denk geliyor aslında. Şimdi o kadar derin ve tamamen istihbarat üzerinden yürütülmüş bir haber ki, şimdi burada mesela CIA kendi yetkileriyle bir operasyon mu düzenledi yönetimin arkasından?
Biden, şunu net olarak söyleyeyim, net. Biden ateşkesi istiyor. Ve tekrarlıyorum, çok Gazze'li çocuk öldü, kalbi yanıyor ondan mı? Hayır. Müthiş bir siyasi başarı olacak çünkü. Siyasi zafer olacak seçime 3 ay kala. Bu noktada düşünsenize mesela Rusya'dan gelen Türkiye'nin aracı olduğu mahkum takasından sonra gece 12.30'du. Gece 12.30'da askeri üste karşıladılar. Bütün medya oraya gitti. Film gibi çektiler. Niye? Zafer çünkü. Düşünsenize Hamas'ın elindeki Amerikalıları getirdiğini Biden'ın ve Kamala Harris'in birlikte göründüklerini. Müthiş bir zafer. Biden bunu istiyor. Şimdi Biden bunu istiyorken görüşmeleri yürüten Haniye'nin öldürülmesinin onayını verdiyse birebir, çok tuhaf. Ben buna bir cevap bulamıyorum. Gerçekten yani bulamıyorum. Vermeden ama bu iş olabilir mi? Yani işte onu da bilmiyorum. Şimdi CIA ile Mossad bunu gizli yürüttüyse ve CIA teamüllerin dışına çıkıp Başkan Biden'a haber vermediyse onu da bilmiyorum. Bir de öyle bir başkandan bahsediyoruz ki Savunma Bakanı bilinci kapalı halde yoğun bakımda yatarken 4 gün haber vermediler adama. Şimdi Biden'ın haberi var mı yok mu bilmiyorum ki. Öyle tuhaf bir yönetimdeyiz zaten. Başkan gideceğini söylemiş. Dün mesela şunu söyledi Biden, dedi ki bir 90-100 gün daha görevdeyim dedi. Halbuki görevde 6 ay daha duracak. Yani ne kadar görevde olduğunun bile farkında değil. Bu noktada ben size şunu %100 eminlikle söyleyemiyorum. Evet, Biden'ın kesin bu işte parmağı vardır ya da yoktur diyemiyorum. İstihbaratlar arası bir operasyon mu? Bundan da emin değiliz. Yani birçok cevapsız kalan soru var burada. Bir ümit